Merhabalar arkadaşlar. Evet, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım ve bu videodaki ismimiz Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Atletico Bilbao'nun 31 yaşındaki kalecisi Iago Herrera'nın olacak. Herrera'nın Futbol Manager 2020'deki profiline bakacağız, özelliklerini analiz edeceğiz. Ajax scout raporlarını alacağız, kariyer geçmişine bakacağız ve FM editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını şöyle bir göz atacağız. Evet, yavaştan başlayalım. 31 yaşında, 25.1988 doğumlu, artık 32 hatta 33'üne doğru yol almış diyebiliriz Herrera'nın için. Atletico Bilbao ile sözleşmesi var. Piyasa bedeli 10.75 milyon euro ve senelik 1.2 milyon euro kazanıyor. Pozisyonlarda kaleci arkadaşlar. En verimli olduğu rol ve görev ise libero kaleci, savunma olarak belirtilmiş. Kalecilik özelliklerine bir bakalım. Ani çıkış 14, birebir 13, bölge hakimiyeti 14, degaj 12, elle kontrol 15. Elle oyunu başlatma 12, hava topları 13, iletişim 14, pas 10, refleks 16, yumrukla uzaklaştırma 17. Fena değil gibi gözüküyor. Hakikaten etkili özellikleri var. Mesela refleks 16, elle kontrol 15, yumrukla uzaklaştırma 17, ani çıkış 14, bölge hakimiyeti 14. Güzel rakamlar arkadaşlar. Birebir 13 ortalama diyebiliriz. Elle oyunu başlatma 12 fena değil. Hava toplarında biraz zayıf olduğunu söylemek mümkün. Hava topları 13 etkili bir rakam değil. Bunu söylemekte fayda var ama bir geçiş dönemi kalecisi olacağını düşündüğümüzde bence kalecilik özellikleri hiç fena değil. Çünkü Mustera, tabii Mustera'nın da sakatlıktan nasıl döneceği de önemli arkadaşlar. Yani eski performansıyla dönebilecek mi? Çünkü bu sene gerçekten müthiş bir form grafiği yakalamıştı pandemi öncesi. O eski Mustera dönerse zaten Herrera'nın çok iyi kombi şansı olmaz ama geçiş dönemi için kalecilik özellikleri bana kalırsa hiç fena değil. Zinsel'e bakalım. Cesaret 16, kararlılık 15, pozisyon alma 13, soğukkanlılık 13, dikkat çeken özellikleri. Bir kaleci için de yeterli zihinsel özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Herhangi bir sıkıntısı yok. Fiziksel olarak çeviklik 13, dayanıklılık 13, güç 16, hızlanma ve dengede biraz sorun var. Denge biraz daha iyi olsaydı daha iyi diyebilirdik ama kalecilerde en önemli özellikleri kalecilik özelliklerinde aradığımız için zihinsel ve fiziksel olarak ben yeterli görüyorum kaleci arkadaşlar. Boy 1.87, ağırlık 89 kilo. Sağ ayağını kullanıyor. Kişilik az azimli sayılır, medya gözünde deneyimli kaleci. Yani genel manada dediğim gibi ya bir Fabri çıkar, Fabri'yi de mesela gelmeden önce tanımıyorduk, ya da bir Kameni çıkar arkadaşlar ama geçiş dönemi için şu profil özelliklerinden bahsettiğimizde fena bir izlenim vermiyor Herrera'nın profili. Evet, Ajax scout raporlarına bakalım. Neler demiş Ajax scout raporları? Şu an Eredivisie seviyesinde harika oynar, yararlı bir transfer olabilir demişler ve ortalama bir tavsiye puanıyla, 57 tavsiye puanıyla teknik ekibe olumlu rapor sunmuş Ajax scout ekibi. Mevcut yetenek 3, potansiyel yetenek 3 denmiş. Artılara geldiğimizde kararlı denebilecek bir karaktere sahip, başka bir ülkede yaşamaya adapte olabilir, büyük maçlarda oynamayı çok seviyor ve istikrarlı bir oyuncu sayılır denmiş. Eksilerde oyuncu temsilcisinin isteyeceği yüksek ücret, dil öğrenmesi gerekiyor. Milli takımda forma giymemiş ve merkezdeki arkadaş grubuna adapte olmak yerine ikinci arkadaş grubuna daha iyi uyum sağlayacak. Yani baktığımız zaman çok önemli eksiklikleri yok. Artıları eksikliklerinden bir adım önde gibi gözüküyor. Tahmini maaş olarak 1.49 milyon euro ile 1.91 milyon euro arasında bir maaş skalası belirlemiş. Fena değil arkadaşlar. Rakamlar da fena değil gerçi ama şöyle baktığımızda şu mali durumlarda tüm büyük takımların, tüm Türkiye'deki takımların baktığımızda aslına bakarsanız bu maaş bile bana kalırsa şu an fazla. 1 milyon euronun üstüne çıkılmaması taraftarıyım açıkçası maaş skalasında. Evet, şimdi Ajax scoutları olumlu rapor vermişti. Bir FM editör rakamlarına bakalım. Evet, mevcut yetenek 137, potansiyel yetenek 143. Hiç fena rakamlar değil. Yani ilk 11 seviyesi için, Galatasaray seviyesinde bir takım için ilk 11'de forma giyebilecek mevcut ve potansiyel yetenek rakamları arkadaşlar. Kalecinin yaşı göz önüne alındığında artık gelişimini tamamladığını söyleyebiliriz. Çok potansiyeline yaklaşamayacaktır ama mevcut yetenek 137 de hiç fena, azımsanmayacak bir rakam değil. Güzel, güzel. Mevcut ve potansiyel anlamda bence güzel rakamlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Herrera'nın güzel, beğendim. Ben daha vasat bir kaleci profili bekliyordum açıkçası profile girmeden önce. Şöyle bir kariyer geçmişimize de bakalım. Evet, İspanya'dan çıkıyor ve Atletico Bilbao'da uzun süre forma giydikten sonra bir Atletico Madrid B takımı macerası var. Oradan Numancia
ve yeniden Atletico Bilbao'ya geliyor. Ama Atletico Bilbao'da arkadaşlar gördüğünüz gibi en fazla 2018-2019 sezonunda 31 maçta forma giydiğini görüyoruz. Yani kariyer anlamında Atletico Bilbao seviyesinde, A takım seviyesinde 2018-2019'da 31 maçta forma giymesi önemli. Hiç fena bir rakam değil. Bu sezon işte, yani geçtiğimiz sezon 2019-2020 sezonunda ise çok fazla açıkçası forma şansı bulamamış. 5 maç La Liga'da oynamış, 4 maç Kral Kupası'nda oynamış arkadaşlar. Sadece 9 maçta oynadığını görüyoruz. Yani ilk 11'de yer kendine şans bulamamış. Baktığımız zaman da bu 9 maçta 10 gol yemiş arkadaşlar. Toplam süre aldı dakika 726. Yani Atletico Bilbao'nun elden çıkartmak isteyeceği bir oyuncu olabilir baskı temsilcisinin, Herrer'in. Yani transferi mümkün olabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Sözleşmesi ne zaman bitiyor? Bir ona bakalım. Sözleşmesi de 2021 yılında bitiyor. Yani mantıklı bir hamle olabilir gibi geliyor bana. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı, olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum ama fena değil gibi arkadaşlar özellikler. Özellikle kalecilik özelliklerinde bir geçiş dönemi kalecisi için faydalı bir transfer olabilir gibi geliyor. Yani çünkü Okan Koçuk'la bir iş olmayacak, çok belli oldu. Yani hele o son maçlarda yaptığı inanılmaz hatalar Okan'ın bence Galatasaray kariyerini bir anlamda bitirdi diyebiliriz. Yani ayakla çıkarken kaptırdığı toplar, Göztepe maçıydı sanırsam, verilen pozisyonlar, zaman zaman belki çok güzel refleks anlamında güzel kurtarışları olsa da arkadaşlar, yani Okan'a güvenip belli bir süre yola çıkılmaz. Çünkü Muslera muhtemelen yarı sezonu kaçıracak arkadaşlar. Yani önümüzdeki sezonun yarı sezonunu kaçıracak gibi gözüküyor Muslera. Ve onun yerine Galatasaray muhakkak bir kaleci almalı. Herrer'in de futbol menajer 2020 özellikleri anlamında doğru isim gibi gözüküyor bence. Tek handikapı var. Geçtiğimiz sezon çok fazla forma şansı bulamamış olması, ki bir kaleci için forma şansı bulamamak ciddi bir handikap bence arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Ciddi bir handikap olduğunu düşünüyorum ama denenebilir. Yani içinden bir Fabri çıkarsa neden olmasın, denilebilecek bir transfer. Doğru bir hamle olabilir açıkçası Galatasaray için. Iago Herrer'in transferi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Herrer'in şöyle bir analiz ettik. Kariyer hikayelerimizle devam edeceğiz. Oyuncu kariyer hikayelerimiz devam edecek ve bu aralar bol bol transfer dedikodusu videolarıyla da karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdilik bu videoyu burada bitiriyorum. Hoşça kalın diyorum. Futbol Menajer 2020'de kalın diyorum.